özellikle Talas Belediye Başkanım, sizlere çok teşekkür ederim mahallem adına. Sağ olun, var olun başkanım. Emeği geçen bu programda bütün arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederim. Çatalhöyük Pilav Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah birliğimizi, düzenimizi bozmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Belediyemizi ve muhtarımızı böylesi güzide bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde Çatakdere'nin çok yüksek oy oranıyla bizlere katkı sağladığınız için, her zaman bize kucak açıp ev sahipliği yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çatakdere'deki geleneksel bayramlaşma ve aynı zamanda böyle bir piknik, şenlik havasında yaptığımız buluşma hakikaten bütün köylere örnek olacak bir durum. Allah hepinizden razı olsun. Çatakdere ve diğer köylerde oturan kardeşlerimizin her türlü tarım desteğinden tutun eğitime ulaşıma kadar her türlü destekte yanında olmaya gayret ettik. Allah bir daha hem korona hem de deprem gibi musibetler bizlere göstermesin. Çatakdere bizim gözümüzün nuru oldu. Her zaman hizmet etmeye devam ettik. Kusur etmemeye çalıştık. Fakır fakır her yer sefa geldiniz dostlar. Yılan dünyada hep sen Bu sene düzenlediğimiz 15. Çalıçkur Yayına Şenliklerine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burada emeği geçen başta Talas Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, değerli Başak Pınarlı hemşehrilerim, bizlere katkıda bulunan Sayın İncioklar ailesi, Sayın Yılmaz Yağ ve bütün Başak Pınarlı gençler, abiler, ablalar, herkes burada emeği var. Kültürel etkinlikler toplumların geçmişini geleceğe yansıttığı etkinliklerdir. Bu etkinliklerin yapılmasında emeği geçen Sayın Belediye Başkanımıza, muhtarımıza katkı sağlayan tüm emeği geçen belediyemizin değerli personeline huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu programda emeği geçen başta Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve personeline teşekkür ederim. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu güzide organizasyonu düzenleyen başta belediye başkanımıza, muhtarımıza, Başakpınar halkına ve bizi bu organizasyonun bir parçası sayıp davet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin öncelikle geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah nice bayramlara sağlıkla eriştirsin. Hem tarımda hem hayvancılıkta bizim yüzümüze arttınız. Allah sizden razı olsun. Biz de belediye olarak tarım ve hayvancılıktaki desteklerimizi sizinle paylaşmaya, size yetişmeye çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Burada bugünkü yapılan adına şenlik dediğimiz Çalıçukur buluşmaları 15. defadır yapılıyor. Demek 15. defadır biz Sıla-i Rahim hareketini gerçekleştiriyoruz eskilerin deyimiyle. Biz Başakpınar'ın 6 milyon
620 bin metrekare olarak imar planını yaptırdık. 3. ayda Büyükşehir Belediye Meclisi'nden, 5. ayda da Talas Belediyesi'nden, meclisinden onaylandı. Bu kadar büyük bir alanda imar plan çalışması yapıldı. Yani nerede okul olacak, nerede sosyal tesis olacak, çarşı nerede olacak, yollar ne kadar genişlikte olacak, aynı zamanda konutlar nerede olacak, iş yerleri nerede olacak, bunun planını yaptık. Bunun planını neye göre yaptık biliyor musunuz? 2040 yılındaki yaşayacak çocuklarınız ve torunlarınızın esenliğini sağlayacak şekilde yaptık. 2040 yılında hakikaten eksik olmayan, 2040 yılında Başakpınarlılar nasıl isterse öyle yaşayacaklar. Bu bakımdan en kısa zamanda size bu uygulamalar başlatılıp hiç kimsenin ama hiç kimsenin haksızlığa uğramayacağı şekilde yapılacak. Gayretlerimizi görüyorsunuz. Bu imar planından sonra eksiklerimiz daha bir tamamlanacak. Park eksiklerimiz tamamlanacak. Okul eksiklerimiz tamamlanacak. Aynı zamanda yol, en önemlisi de doğalgaz eksiklerimiz tamamlanacak. İmar planı olmadan yol olmuyor. Yol olmayınca doğalgaz olmuyor. Hemen yanı başınızda Malatya yolu üzerinde bir arsamız vardı. Onu mermerciler sitesi olmak üzere onlara TOKİ vasıtasıyla galiba dükkanlarında, atölyelerinde yaptıracaklar. Size en yakın yerde bir mermerciler sitesi. Aynı zamanda Zincidere'de yapılmış olan, 1904 yılında yapılmış olan Ermeni yetimhane kız yurdunu da şimdi sanat okuluna çevirdik. Kayseri Üniversitesi ile birlikte orayı da 3 aylık dönemler halinde meslek kursları, yani orada da hem taş, hem mermer, hem ahşap, hem ferforje, demir kursları olmak üzere çocuklarınıza, gençlerinize kurs merkezi açacağız. Bunun sonucunda Kayseri Üniversitesi size İngilizce ve Türkçe diploma verecek. Dünyanın her tarafında mimari restorasyon taş ustası, mimari restorasyon mermer ustası olarak iş bulabileceksiniz. Çok teşekkür ederim. Güler yüzün ecelen gözün, gönlüm hep sen.